Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kutusu önümde, kendisi hemen yanımda olan Honor Pad 8 tableti inceleyeceğiz. Ürünün kutusu burada. Onu da göstermek için şöyle açılışı onunla beraber yaptım ama artık kaldırmakta fayda var. Bildiğiniz gibi Honor markası yakın zamanda Huawei'den ayrılmıştı ve artık kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir marka haline geldi. Ben geçtiğimiz günlerde Honor 70 cep telefonuyla ilgili bir video hazırlamıştım. Onu da yukarıdan linkini vereyim. Merak edenler ona da bakabilir. Alınır mı alınmaz mı diye bir video yapmıştım. Bu ürünle beraber bana bir tane de tablet gelmişti. Beni sosyal medyada takip edenler varsa, ki olmayanlar da takip etsin bence lütfen. Orada paylaşmıştım ben bu tablet de geldiğini. Honor Pad 8 tableti de incelemeye başlamıştım aslında eş zamanlı olarak. Bu ürünle ilgili fikirlerim oturdu, kullandım, oyun oynadım, film izledim, müzik dinledim, YouTube'da takıldım, bir sürü şey yaptım. Deneyimlerimi bu videoda sizlere aktaracağım. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söyleyeyim, çok premium, çok şık, çok güzel bir tablet var karşımızda. Ürünü elimize aldığımızda böyle o güzel hissiyatı hemen hissedebiliyoruz. O kaliteli hissiyatını hemen hissediyoruz. Yan taraftan baktığımda hem sağ tarafında hem de sol tarafında böyle büyük hoparlör delikleri var. Buralarda şimdi ismi bu ürünün bu arada enteresan 8 diyor. Yani Honor Pad 8 olarak geçiyor ama bu ürün 12 inçlik bir tablet. Neden 8 demişler aslında? En azından bu benim kişisel fikrim bu arada. Herhangi bir bilgi sahibi olduğumdan söylemiyorum bunu. Üzerinde cihazın 8 tane hoparlör var. Yan yüzlerde böyle 4 tane büyük alanlar var. Bunların içinde 8 tane hoparlör bulunuyor. Bunun 4'ü bas, 4'ü de treble olarak konumlandırılmış. Zaten baktığımızda bu 4 tane deli hem sağda hem solda net bir şekilde görebiliyoruz. Üst tarafa bakacak olursak arkadaşlar bir açma kapama tuşumuz mevcut. Bir de ses açma kapama tuşumuz var. Bunun dışında bir de yan tarafta takdir edersiniz ki bir tip C'ye bağlantı yuvamız var. O da hem şarj için hem de işte bilgisayar vesaire bağlantısını kullanabiliyoruz. Arka tarafı çevirdiğimizde ise cihazın kamerasını gözümüze çarpıyor. Sağ üst köşeye konumlandırılmış, yani arkadan böyle tam baktığımız zaman. Bu arada ön tarafta da bir kameramız var. Hem önde hem arkada kamera var. Bu sayede cihazı online görüşmelerde, online toplantılarda da hem kamerasıyla beraber kullanmamız da mümkün hale geliyor. Bu genel görünümden sonra teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Teknik özelliklerin tamamını açıklamaya yazılı olarak ileteceğim. Burada biraz öne çıkartmak istediğim ve kendimce önemli gördüğüm özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Honor Pad 8'de 12 inçlik 2K yani 2000'e 1200 piksellik bir ekranımız var. Snapdragon 680 işlemci kullanılıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Magic UI 6.1 var. 5 megapiksellik ön kamera ve 5 megapiksellik bir arka kameramız var. 7250 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. 22,5 watt'lık bir şarjımız var. Kutudan çıkıyor bu arada. Wi-Fi AC desteği, Bluetooth 5.0 ve 6.9 mm kalınlık ve 520 gram ağırlık olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim Honor Pad 8 ile ilgili yaşadığım kullanım deneyimine. Öncelikle cihazın şık ve güzel göründüğünü söylemiştim. Böyle bakıyorsunuz ekran 2K. 2K olması bence önemli bir detay. Çünkü özellikle görüntülerde bir şey izlerken filan bu 2K farkını çok ciddi olarak hissedebiliyorsunuz. Film izlerken, oyun oynarken ya da çeşitli şeyler yaparken hissedebiliyorsunuz. Şimdi üründe kullanılan işlemci Snapdragon 680. Bu çok bilinen bir işlemci ve günümüzde giriş orta seviye cep telefonlarının birçoğunda da kullanılıyor. Ben kanalda da 680 işlemci kullanan birçok cep telefonunu da incelemiştim yakın zamanda. Bu ürün de öyle bir ürün. Tabi tablet için bu işlemci yeter mi yetmez mi? Yani ben bir sıkıntı yaşamadım açıkçası ama tabii ki tablette biraz daha güçlü bir işlemci olsa daha iyi olur muydu? Bence olurdu. Yani bu işlemci konusu birazcık soru işaretleri oluşturabilir kafanızda. Ama ben günlük işleri yaparken herhangi bir sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım. Onu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. 4 GB RAM yeterli mi? Tablet için yeterli. Yani telefon olsa bazı soru işaretleri doğurabiliyor açık söylemek gerekirse ama tablette çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Tabii ki burada tableti ne amaçla kullandınız veya beklentinizin ne olduğuna göre de bu da değişebilir bu arada, onu da söyleyeyim. Ama genel olarak baktığımda ben çok fazla bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Günlük işleri çok güzel görebilecek, işte 2K olduğu için de güzel görünen bir cihaz var karşımızda. Kullanımı da hissiyatı da çok güzel. Arka yüzeyin böyle bir pürüzsüz bir yapısı var ve öyle elinize aldığınızda premium bir his veriyor cihaz. Gerçekten de bunu söyleyebilirim. Yani fiyatına göre fiyatın ötesinde bir görünüm ve bir tasarıma sahip. Özellikle böyle oyun oynarken, film izlerken falan size böyle güzel anlar, güzel bir deneyim yaşatıyor. Ben çeşitli oyunlarda oynadım. Asphalt 9 yükledim mesela. Canavar gibi de oynuyor. PUBG Mobile falan da yükleyip oynayabilirsiniz veya aklınıza gelen birçok mobil oyunu bu cihaz üzerinden oynayabilirsiniz. Tabii ki işlemci Snapdragon 680 olduğu için böyle mucize beklemeyin ama oynatıyor mu oynatıyor. Gayet güzel bir şekilde de deneyim yaşıyorsunuz oyunlarda. Herhangi bir sıkıntı
sıkıntı vesaire ben yaşamadım. En azından kendi yaşadığım deneyimden size bahsetmek istersem eğer. Gelelim ses meselesine. Şimdi ses testleri de yaptım ben. Onları da şu anda ekranda size göstereyim. Ses testlerinde de 85-86 desibele kadar çıkan bir ses kapasitesi var. Tabii basın ve tizin ayrı hoparlörlerde olması ve 8 hoparlör olması gerçekten de sesi çok etkiliyor. Özellikle de kendi başınıza bir şey izlerken, film izlerken, oyun oynarken vesaire bu kaliteyi hissediyorsunuz. İşte hem sağda hem solda olması da önemli. Stereo olarak sesleri duyup oyunlarda ve filmlerde yaşayabiliyorsunuz. Bence bu ses olayı gerçekten de hakkını veriyor. Hani beğendiğim taraflar içine bu ses kalitesini kesinlikle ekleyebilirim. Tabii marka Huawei'den yakın bir zamanda ayrıldı. İçin aslında Huawei'nin izlerinde devam ettiriyor. Nasıl devam ettiriyor? Şimdi Huawei modellerinde, Huawei'nin bilgisayar ve tabletlerinde telefonlarla bir multi-screen collaboration özelliği var. Bu üründe de bulunuyor. Honor marka bir telefonunuz varsa telefonun ekranını tabletin üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Çeşitli dosya transferleri de bu sayede hem telefondan tablete, tabletten telefona gerçekleştirebiliyorsunuz. Honor marka telefonum var. Yani Honor 70'e denedim ben mesela. Honor 70'i aldım. Bir de bu tableti alayım yanında. İşte dosyalarımı hızlı bir şekilde aktarayım derseniz çok güzel de bir seçenek oluyor. Başka Honor marka telefonlarınız varsa da onlarla da beraber bu özelliği destekliyorsa tabii ki o telefonda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Ben bu özelliği çok beğendim. Zaten Huawei tarafında da beğendiğim bir özellikti. Honor'da da devam ettirilmesi bence güzel olmuş. Şimdi oyundan bahsettim ama işin film tarafına, sinema tarafına, dizi tarafına geldiğimizde aklınıza şu sorular geliyor olabilir. İşte Netflix'te ben bunu yüksek kalitede izleyebilir miyim? Disney Plus'ta şöyle yapabilir miyim? Gibi şeyler. Şimdi bunun olması için bir sertifikaya, Widevine CDM sertifikasına sahip olması gerekiyor o cihazın. Bu üründe Widevine CDM Level 1 sertifikası var. Yani 4K. Yani yüksek çözünürlük varsa, Netflix'te 4K aboneniz varsa ve izleyeceğiniz içerikte 4K ise bu cihazda da 4K izleyebiliyorsunuz. Yani onu destekliyor. Yüksek çözünürlüğü desteklemiş oluyor. Disney Plus'ta da benzer bir durum söz konusu. Bunun da haberini vereyim. Çünkü neden? Böyle bir ürünü aldığınız zaman ya 12 inç ekranı var. Güzel de bir ekran. 2K. Çözünürlük de güzel. Ben bununla dizi izlemek istiyorum. Film izlemek istiyorum. Yolculuğa çıkıyorum. Uçakta izleyeceğim. Ne bileyim. Otobüste izleyeceğim. Evden işe, işten eve giderken izleyeceğim dediğiniz zaman bu ürün bu ihtiyacınızı karşılıyor arkadaşlar. Şimdi teknik özelliklerde söyledim. Pil tarafında 7250 mAh'lik bir pilimiz var. Beraberindeki kutu kutusundan çıkan bir adaptörümüz var. 22,5 wattlık. Bu adaptörle birlikte bu cihazı yaklaşık 2 saatte şarj edebiliyorsunuz. Pil testleri falan da yaptım ben bu arada arkadaşlar. PCMark bateri testinde 13 saat 51 dakika gibi bir değer verdi. Bence güzel bir değer bu. Onu söyleyebilirim. Bu da takriben şöyle yapıyor. Tabii telefonlara durum biraz farklı. Bu üründe bir telefon özelliği yok. Bu üründe şöyle söylemekte fayda var. 10 saate yakın film izleyebiliyorsunuz. Kaba hesapla söylüyorum bunu. Yani buradan Çin'e ya da Amerika'ya gitmeye kalktınız. 8-10 saati en az havada geçireceğinizi söyleyebilirim. 11-12-13 saate kadar da çıkıyor. Yani o süre boyunca film izlemek isterseniz Honor Pad 8'in pili sizi yarı yolda bırakmayacak anlamına geliyor arkadaşlar. Honor Pad 8'de hem önde hem arkada 5 megapiksellik kameralar yer alıyor. Öndeki kamera tam ortaya konumlandırılmış. Şu kısımda yer bulunuyor. Arkadaki kamera ise buradan baktığım zaman en azından sağ üst köşede yer alıyor. Kameraların görüntü kalitesi iyi. Genelde ben Huawei tabletleri de seviyordum kamera anlamında baktığımda. Çünkü genelde kamera kötü olur arkadaşlar ve çektiği fotoğraflar veya videolar pek iyi olmaz ama bu üründe iyi. Huawei'de olduğu gibi. Hatta ben bazı örnek fotoğraf ve videolar da çektim. Onları izleyelim. En azından siz de sonuçlarını görmüş olursunuz. Bu arada kamera menüsü de gayet başarılı. Kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Menüyü daha önce bir Honor ya da Huawei marka telefon ya da tablet kullandıysanız bu kamera menüsü çok yabancı gelmeyecektir arkadaşlar. Zaten çok da karmaşık değil. Çok fazla mod da yok. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem önde hem arkada portre modu var. Şimdi örnek video fotoğrafları izleyelim. İncelememize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Honor Pad 8'in ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. İşte farklı ışık şartlarında bu tabletin ön kamerası bu şekilde bir görüntü ve ses kalitesi sunacak sizlere. Şimdi hepinizin merak ettiği bir soruyu cevaplıyorum.
bu ürünün fiyatı ne kadar? Honor Pet 8 ilk çıktığı zaman arkadaşlar fiyatı 5999 TL civarında idi. Çeşitli kampanyalar gördüm ben, 5499 TL yani 5500 liraya kadar da düştüğü oldu. Artabilir, düşebilir bu fiyat. Çünkü fiyatlar çok değişken malum ülkemizdeki dolar kurundan, dövizden, şuradan buradan dolayı. O yüzden satın almadan önce bir bakmanızı rica ederim ama 6000 TL civarında değişiyor fiyatı. Bence fiyatına göre çok iyi özellikleri var, onu söyleyeyim. Zaten 12 inç tabletler kategorisinde baktığınızda bu fiyata böyle bir ürün yok. En ucuz modellerden bir tanesi Honor Pet 8 olmuş. Yani fiyat performans oranı yüksek bir 12 inçlik tablet var karşımızda. Şimdi gelelim bu tablet kimler için? Kimler almalı? Benim kişisel fikrimi soracak olursanız bu tablet premium görüntüsüyle ve özellikle de böyle hani şık durmasıyla, yüksek çözünürlüklü ekranıyla film izleyip oyun oynayanlara hitap ediyor. Yani eğer sıklıkla seyahat ediyorsanız, özellikle de uzun uçuşlar yapıyorsanız, hani yanımda dursun ben bununla film izlerim, oyun oynarım vesaire diyeceğiniz güzel bir cihaz olmuş, onu söyleyeyim. Ama hani takdir edersiniz ki 5500'lük hadi 6000'lik bir cihazı alıp da hani çocuğa vereyim de çocuk da kendince bir şeyler yapsın tarzında bir ürün değil bu. Öyle bir şey yapacaksanız 11 inçlik çok daha uygun fiyatlı tabletler var. Onlara yönelmenizi önereceğim ben. Ama eğer böyle kendiniz için premium görünümlü şık bir tablet arıyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir model olmuş Honor Pet 8. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bu ürünün yurt dışında bir kılıfı da satılıyor. Özel bir klavyeli bir kılıfı da var. Onunla beraber de kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla resmi olarak gelmedi. Belki hani getirenler, haricen getirenler varsa onlardan bulabilirsiniz ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de resmi olarak kılıfı gelmedi. Belki önümüzdeki dönemde gelir. Onu bilmiyorum ama aklınızda olsun. Hani bir bunun klavyesi var. Belki şu soruyu da düşünebilirsiniz. Ben buna bir kalem alsam hani çizim vesaire de kullanabilir miyim? Kalem görmedim ben arkadaşlar. Resmi olarak bir kalemi yok. Ama dokunmatik bir kalem alıp kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Çizim için güzel olur mu? Bence çok çizimlik bir ürün değil bu. Onu baştan söyleyeyim ama alıp yapabilir misiniz? Yapılabilir. O birazcık size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Honor Pet 8'i anlatmaya çalıştım. Güzel, premium ve oldukça da şık bir tablet olmuş. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Her videonun sonunda ısrarla bunu tekrar ediyorum. 500 küsur video var kanalda. Hepsinin sonuna da baksanız 3 aşağı 5 yukarı bu cümleyi duyacaksınız. Sebebi şu: markalar bu tarz ürünler yollarken kaç abonem var, videoların kaç kez izlendi diye soruyorlar. Siz de o rakamı arttırmak için bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü Analytics'ten bakıyorum, izleyenlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki kanala abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.